23 senedir aynı iddia tekrar ediliyor. Bu iddia şudur: Türkiye'de Kürt diye bir ulus yoktur. Herkes Türktür, Türk olmaktan mutludur. Ve herkes Türk olduğu için eşittir. Türkiye'de dil, din, ırk bakımından herhangi bir farklılık gözetilemez. Türkiye'de Türk'ten ayrı bir ulusun var olduğunu söyleyenler suçludur ve bunlara karşı gerekli ceza takibatı yapılmalıdır. 23 senedir, son 23 senedir, yani benimle ilgili değişmeyen iddianame budur. Halbuki bu resmi görüştür ve ben bu resmi görüşü kabul etmiyorum. Çünkü bu resmi görüş bilim dışı bir görüştür. İsmail Beşikçi. Kürtlerin deyişiyle namı diğer Sarı Hoca. Çorum İskilip'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çorum'da tamamlayan Sarı Hoca, Ankara'da siyasal bilgilerde üniversite eğitimini sürdürdü. 1965 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde asistan olarak göreve başladı. Kürt aşiretleri üzerine ilk çalışmasını yaparken, aynı üniversitedeki bir akademisyen tarafından Marksist propaganda ve bölücülük yaptığı gerekçesiyle ihbar edildi. 12 Mart darbesinden sonra sıkı yönetim mahkemelerinde yargılandı. Üniversite ile ilişiği kesildi. 1974 yılına kadar cezaevinde kaldı. Cezaevinden afla bırakılan Beşikçi'nin artık ne cezaeviyle ne de Kürtlerle ilişkisi hiç kesilmedi. Yaşamının 17 yılını demir parmaklıklar ardında geçirdi. Hakkında yüzlerce yıla varan hapis cezaları, milyarlarla ifade edilen para cezaları istendi. O ise yılmadı, geri adım atmadı. Her seferinde bilimin namusunu ısrarla savundu. Mütevazı bir bilim insanı olarak hep inandıklarının peşinde yürüdü. Bilim adına onlarca kitap yazan Sarı Hoca, bir o kadar da kitap biriktirmişti. Cezaevlerinde demir parmaklıklar ardında yatarken bile kitaplarını gözü gibi korudu. Dünyanın en büyük hazinesinin kitap olduğuna inanıyordu. Tek kaygısı bu kitaplarının yetip gitmesiydi. Vefalı, namuslu bilim insanının bir hazine olduğunu bilmeyen yoktu. Bu hazine tüm kuşaklar boyunca yaşamalıydı. Bu yüzden bir grup Kürt aydını, yayıncı, iş adamı ve edebiyatçısı bir araya gelerek hummalı bir çalışmaya girdiler. Beşikçi'nin de katkılarıyla 2012'nin ilk ayında Sarı Hoca'nın doğum günü olan 7 Ocak'ta İsmail Beşikçi Vakfı'nın kuruluşunu ilan ettiler. Nodu yekada, Hazar nesil nodu yekada, nodu dütyada, avakarına enstitüya kurdidan astıkım. Navi beri bir histi bu. Hazar nesil hefteyi süsada mı navi bir histi bu. Berhamevi, Pürtügevi, Makademevi, bu vakti mi kandı bu. Ez bir vakti üniversitede mi de kandı. İsmail Beşikçi, Jibo Kırda gerek giringe,
gerek taybete. Vi emrehu bona kurtada. Huda sal pırtır zindan edema. Neziki su haşt pırtı gibi heye. Vi va pırtı gana da ser kurda lekolin çedike. Ben İsmail Beşikçi'yi 1970 yılından beri tanıyorum. Daha önce de ismini duymuştum. Yani 70 yılından beri kendisiyle görüşmüş, konuşmuş, arkadaşlık etmiş. 12 Mart döneminde avukatlığını yapmış biriyim. Bir bilim adamında olması gereken tüm özellikleri onda gördüm. Bilime inanan, bilimsel metotlarla düşünen ve sonuçlara varan bir insandı. Bundan katiyetle taviz vermezdi, vermedi hayatının hiçbir alanında. Bu bakımdan kendisine büyük bir saygı duydum. İbrahim Gürbüz'ün kafasında İsmail Beşikçi için bir vakıf kurma fikri vardı. Ben buna son derece sevinmiş ve desteklemiştim. Yani böyle bir çalışma olduğu zaman elimden gelen her şeyi yapacağımı söylemiştim. Ve nitekim öyle oldu. İşte çalışmalar bugüne kadar devam etti. Düşünceden fiiliyata geçtiğimiz yıl Mart ayında somut olarak karar verdik ve tuttuk. İşte vakıf senedini hazırladık, noterden tasdikini yaptık ve böylece süreci başlatmış olduk. Her ekibin zanın herkesi zana ku zanyar eki sosyolog eki brastici hecaya. O tü vaktici dreya rastî da dreya zanyarî û ilmî da tu cer teawîz nedaye. Merfekî wisa ku daî rast sekiyana xwe weşengeriyê da diberê da zaten mamosta İsmail Beşikçî nas dikirin. Baş salên 1999 vervatir jî mamosta ew helwesta min bawer dikim wî ferq kiribûn. و دماغو نرینا ذاتن بری داشتیم اد خواستن که ام سرنوی ماست اسماعیل بیشکی آن انستیتیو آن بیچم دبستانه کی تیشته کی چه بکریم سازیه کی چه بکن ویژه او هلوستامن دزانیان و دماغو گل گل هندک وام برادری که او وقف اثر فکری وقفی قصه کردن اد باور دکمه دمی خاطیه بیرام ماستاجی ser peşniyar ama mosta eji dahili ve vakfe bu. Çarpiyen sal beri mıra got go İbrahim Pürtügemin hene en Pürtügana halid erkevin. Nezi ki 25,000 pırtır Pürtügevi hebu. Gerek doküman, arşiv vi hebu. Nici yura go gerek en vakıf ava bakın. Yani va Pürtügana Tüse rehaya ya emi bidin üniversite ya emi bidin belediye ki yanji Sernavi Beşikçi gerek ama vakıfak ababıkın. Meci gel havalan khas ku emji navi İsmail Beşikçi o eseri duvi habati duvi emji bihne vakfe ki o ev vakıf biben nemir. Ne iş bir kirin ne yonda kirin Dema İsmail Beşikçi hatta gütün kesek biz onu eseri kivi hey. Vakfın kurucuları başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de ve Avrupa'da birçok merkezde vakıf için tanıtım toplantıları düzenlediler. Dünya hamu dünyaya tekiye mehre. Malperame ne hacı edildi. Dedi ki mehke şundan, mehke şundan malperame jih. Hayatının 17 yılından fazlasını cezaevinde geçiren İsmail Beşikçi'ye bir defa borcu olduğumuzu Türkçe ile bir arkadaşımız vakfı tanıtacaktır. Ardından aynı mealdeki konuşmayı. Beşikçi'nin tüm eserlerini değişik dillerde yayınlamayı, Beşikçi adına bilim, kültür ve edebiyat çalışmaları yapmayı program olarak önüne koyan vakıf yöneticileri, bu bilim insanının yüzyıllar boyunca yaşamasına vesile olacak her türlü çalışmayı sabırla ve inatla sürdürecekler.
kitapları 60 yıldır taşıyoruz. İşte 1950'lerin ortalarında Çorum'dan İskilip'e taşıdık. 1960'ların başlarında Ankara'dan İskilip'e tabii daha çok artarak taşıdık. 1970'lerin başında İskilip'ten Erzurum'a taşıdık. Tabii sayıları da artıyor her taşımada. 1971'de, 70'in sonlarında diyelim, Erzurum'dan Ankara'ya taşıdık. 1980'lerde, ya 70'lerin ortalarında Ankara'da bir mahalleden başka bir mahalleye taşıdık. Tabii sayılar da gittikçe artıyordu kitapların, gazetelerin sayıları, ebatları. 1990'larda Ankara'dan İskilip'e taşıdık tamamını. Kitapların tamamı çok büyüktü o zaman. Çoğalmıştı. İskilip'e taşıdık. 2000'lerin başında tekrar İskilip'ten Ankara'ya taşıdık. İşte bu son, dilerim bu sondur. Ankara'dan İstanbul'a taşınması dilerim son olur. Ve burada daha da genişler, çoğalır. Eğer İsmail Beşikçi'nin düşüncelerinden, kitaplarından faydalanmak istiyorsanız, 60 yıllık bir emeğin sonucu olan 20 bin kitap ve binlerce arşivi bulabileceğiniz yer İsmail Beşikçi Vakfı. İsmail Beşikçi bilimin namusunu korudu. Mazlumun yanında durdu. Hiçbir erkin boyunduruğuna girmedi. Hiç kimseden bir iğne ucu kadar menfaat beklentisinde olmadı. İsmail Beşikçi Vakfı, yalnız Türkiye'de ve Kürdistan'da değil, tüm dünyada bilimin namusu olarak bilinen İsmail Beşikçi'nin, Kürtlerin Sarı Hocası'nın adını yüzyıllar boyunca yaşatacak.